Evet, bu kadar lezzetli, hafif, güzel bir sütlaç yememişsinizdir arkadaşlar. Mutlaka benim bu tarifimi izleyin ve uygulayın. Arkadaşlar, bugün böyle 3 litre taze süt aldım. Bununla sütlaç yapacağım. Bunun püf noktalarını size göstereceğim. Bunu öncelikle süzgeçten geçiriyorum. Evet, uzun yıllardır ilk kez açık sütle, günlük sütle sütlaç yapacağım. Ve bunun püf noktalarını sizlerle paylaşacağım. Evet, ocağı aldım ve kaynamaya bırakıyorum. Süt kaynadı ve altını kıstım. 3 kilo süte şöyle bir çay bardağı pirincim var. Pirinci yıkayarak içine ekliyorum. Yıkamış olduğum pirinci içine ekliyorum. Arkadaşlar, buradaki olay pirinci öncelikle haşlamıyoruz. Çünkü zaten bu açık sütlerde mutlaka su vardır. O yüzden de o suyu çekilinceye dek ve pirinci pişirmesini bekleyeceğim. O zamana kadar bu süt böyle kaynayacak. Belki bir kilosu gidecek. Ama içindeki suyu atmak için mecburen bu şekilde yapmamız lazım. Sütüm bayağı bir eksildi ve içindeki pirinçler pişti arkadaşlar. Süt de güzel yağlıymış. Güzel bir kaymak bıraktı üzerinde. Şimdi bunun içerisine 2 su bardağı şeker ilave ediyorum. Bir süre şekeriyle de kaynasın. Artık nişastasını koyma zamanı. Şöyle 1, 2, 3 kaşık nişasta ve bir su bardağından bir parmak eksik süt ilave ediyorum. Tabi bu pastörize süt, şeyden ayırmadım, kaynamadan. Bunu güzel bir eritip içine aktarıyorum. Evet, şimdi nişastasını ilave ediyorum. Evet, 1-2 dakika nişastasıyla birlikte kaynatacağım. Zaten nişastayı koyar koymaz ağırlaştı. Ocaktan aldım. Artık boşaltma zamanı. Ama bu sütlacın tadına kesinlikle doyamazsınız arkadaşlar. Bu şekilde yapılan sütlaç bambaşka olur. Ve şimdi artık tarçın zamanı. Şöyle mis gibi kokan bir sütlaç.